Bizim eve hoş geldiniz. Bugün naçizane kendimce düğün çorbası denilen, bazı yerlerde kelle paça deniyor. Ben haşlanmış kemik etiyle yapacağım. Kelleyle paçayla yapmayacağım. Bazı yerlerde düğün çorbası deniyor. Ben de yaptığım yemeğin adını bir de bileyim deme. Hiç bilmiyorum. Çünkü herkes her yemeğe başka isim koyuyor. Yani yapacak bir şey yok. Ben de bilemiyorum o yüzden kim ne diyorsa. Biz ne diyoruz buna? Biz etli çorba diyoruz yani düz. Bizde her şey dümdüz. Etli çorba yapacağız. Bu yemek şimdi 3-5-6 kişilik olduğu için 3 kaşık un var burada. Un çokmuş gibi gözükebilir. Unu kavururken yağ katmadım. Çünkü et suyu biraz yağlı. Buna da az yağ katsam bu sefer un çok topak topak olacak. Unu içinde karışacak kadar yağ katsam çok yağlı olacak. Ben de çok yağlı sevmiyorum. O yüzden kavururken yağ katmadım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel bir şey olacak. Ben deneyeyim. Siz de öğrenin. Hep beraber öğrenelim. Birilerinin bu riski alması gerekiyor nihayet, değil mi ama? Neyse, unum kavrulsun. İşte şurada da tiftiklediğim etlerim var. 2 avuç kadar et var orada. Yani gram olarak bilemiyorum şu anda. Bu da et suyu. Dediğim gibi yağlı biraz et suyu. O yüzden ununa yağ katmak istemedim. Yapım aşamalarında görüşürüz de inşallah sunumunda da görüşürüz. Ben yapıyorum sunumunu çekmeyi unutuyorum. İnşallah bunu çekerim bakalım. Şimdilik böyle. Tabanımı hazırlıyorum şimdi. Burada 6 kaşık yoğurttan 1 yumurtanın sarısı var. Tabanı değil, terbiyesi oluyor. Bu Ege yöresinde yapılan bir çorba. Ben Marmara'da, bizim o taraflarda hiç görmedim. Sirkeli sarımsaklı bir sosla servis ediliyor. Oradan herkes kendi yöresinde ne isim verildiğini bulabilir herhalde diye düşünüyorum. Şöyle unumuza gelirsek, unumuz hafif renk değiştirdi. Çünkü tarifi aldığım aşçı arkadaşımdan aldım, bu arada söylemek isterim, komşum. Unun rengi değişene kadar kavuruyor demişti çünkü. O yüzden un hafif renk alana kadar kavuruyor. Un renk aldı, şimdi et suyunu katacağım içine. Onu katarken çekemeyeceğim. Çünkü neden? Hem telefonu tutup hem et suyunu katıp hem de bir yandan onu çırpamam. O yüzden suyunu katınca görüşürüz. Evet, çorbamızın unun üstüne et suyunu ve yumurtalı yoğurtlu karışımını kattık. Ve üstündeki su miktarını herkes kendi damak zevkine göre, çorba sevdiği kıvama göre katabilir herkes. Soğuk su kattığımız için üstüne yağlar böyle donuk donuk üstünde görünüyor. Onun üstüne soğuk su katmak önemli çünkü o zaman topaklanma olmuyor. Topaklanma olmaması için soğuk su ya da sütle yapacaksanız soğuk süt, ayranla yapacaksanız soğuk ayran. Yani un kavurmalı herhangi bir şey yaptığınız zaman, beşamel sos da olsa, çorba da olsa, soğuk ürünle yapmak önemli. Şimdi etimi de döküyorum. Sirkeli sosunun yapım aşamasına geçelim. Çünkü bu çorbanın en sevdiğim yanı sirkeyle yeniyor olması. Sirkeyi o kadar seviyorum. İçerim. Yani fincana koyar içerim, kaşığa koyar içerim. Çok seviyorum. Bu çorbaya da inanılmaz yakışıyor. Tavsiye ederim. Şimdi gelelim çorbanın sosuna. Yerken kullanılacak olan soslu çorbanın içine katmıyoruz. Bir diş sarımsak var. Gördüğünüz gibi çay kaşığının ucuyla da tuz katıyorum. Ve
2 çorba kaşığı kadar da sirke katacağım. Ben elma sirkesi katıyorum. Üzüm de olur, elma da olur. Bunu neden bu kadar az yapıyorum? Çünkü bunu bir tek ben yiyeceğim evde. Benim dışında yiyen yok. O yüzden kendime kadar yapıyorum. Bunu güzelce çırpıyoruz. Sosu bu kadar. Servis esnasında çorbanızı kaseye aldıktan sonra bunu da katıyorsunuz sarımsağıyla, sirkesiyle beraber. Çok acayip bir lezzet veriyor, çok güzel oluyor. Bence düğün çorbasının olmazsa olmazı bu sarımsaklı sirkeli sosu. Şimdi arkadaşlar son olarak çorbamızın sosunu yapıyoruz. Normal koşullarda ben bu çorbaya bu sosu yapmazdım. Çünkü çorbanın içindeki yağ miktarı benim için oldukça iyi. Yağ miktarının oranı iyi olduğunda da tatlı kaşığının ucuyla pul biber katıyorum. Çünkü acılık seviyesini bilmiyorum ve çünkü oğlum da yiyebilsin istiyorum bu arada. O yüzden pul biberini attım. Toz kırmızı biberim. Tükendi maalesef. Bölümde bakkaldan anlayamıyorum. Bunu marketlerde katalım. Sizler için sos hazırlıyorum. Sizler için bunun yapacağım. Normalde ben pişirir koyuyorum falan. Bana pişmesi lazım. Şimdi siz sunar sosunuzun kafasında. Ama sizin için bugün sunum vereceğim. Ve servis aşamasına geldik. Şimdi servisi ben oğlum karnı acıkmış. Hazır servisi yapmışken onu doyurayım bari diye. Kıvam gayet güzel, kremalı. Tabi biraz kaldığında, soğumaya durduğunda ya da tekrar ısıtmak gerektiğinde biraz daha koyulacağı için bu kıvam şu anda gayet iyi ona göre. Tabi siz dilerseniz daha da koyu kıvamlı yapabilirsiniz. İşte süsünü de yapalım. Hatam düğün çorbası. Afiyet olsun efendim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bayramlar şimdiden. Hayırlı Ramazanlar.